Son dönemde resim de çok değişmedi işin açıkçası. Genelde hani hisse senetleri BIST 100'de çok koreli halde gidiyor. Özellikle BIST 100 hisse senetlerindeki hareketlerde hani geçtiğimiz haftalarda da altını çizdik. Ben şeyin endeksin ve majör hisselerin işte Araf'ta olduğunun altını çiziyordum. Bu Araf'taki hareket de devam ediyor. Bugün mesela bir tepki hareketi gördük. Önemliydi. Çünkü borsa çok iç açıcı bir görüntüde değil. Yaklaşık bir %10-15'lik düzeltmesini yaptı. Okey ama tıpkı Şubat Haziran ayı dönemindeki gibi de bir %10-15'ten bir %25-30'a doğru akma potansiyeli de vardı. İşte bugünkü mesela hareket, özellikle bankacılık endeksiyle gelen hareket, bu akışın belki bir gün daha gecikmesine veya burayla sınırlı kalmasına neden oldu. Bence çok bugünkü tepki hareketi değerli ve önemliydi. Tabii ki yarın öbürsü gün bu hafta bu hareketin devamı gelecek mi onu izleyeceğiz ama bence dediğim gibi hani en azından o destek bölgelerinin tutunuyor olmasının görüntüsü o izlenim piyasaya verdiği o imaj ben sağlamım. Evet kısa vadeli bir düzeltme yaptım ama hala mihrap yerinde tabiri caizse görüntüsü bence oldukça önemliydi. Şimdi borsanın teknik görüntüsü tabii ki şu anda arka tarafta bir hikaye yazılıyor. Buna bağlı olarak oluşmaya çalışıyor ve çalışacak. Şimdi arka tarafta genel konjonktürde yazdakinden çok daha farklı bir tabloya evrilmeye başladık. Yani ilkbahar sonrası yaz işte Haziran, Temmuz, Ağustos ve Ağustos'tan sonra özellikle Eylül sonu itibariyle başka bir hikaye yazılıyor. Şimdi bu nedir bu hikaye Sedacığım? Burada şöyle bir şey var. Şimdi bir seçim sonrasında bir coşkuyla yeniden bir rally yaşadık. Yani 3 aylık iyi bir rallydi yine. Özellikle yani çoğu hisse senetleri neredeyse o kadar çok sıkışmıştı ki aylardan beri patlama yaşadılar. İşte ulaşım sektöründen gıda sektörüne kadar Migros'lar, Türk Hava Yolları vesaire. Yani %90'lara, %120'lere varan holding cephesinde de çok ciddi yükselişler gördük. Peki bu etki neydi? Bu etki işte hep yayınlarda söylediğimiz gibi normalleşme üst başlığındaki bir fiyatlamaydı. Nedir o? Çok daha sıkı para, çok daha eksi reel faizin olduğu bir piyasadan geldik. Çok fazla piyasada regülasyon vardı. İşte ekonomi kurmayları değişti. Hükümet kurmayları değişti. Gelen kurmaylarla birlikte, yeni kurmaylarla birlikte Mehmet Şimşek önderliğinde yeni bir vizyon konuyor. Çokça sıkça değiştirilen regülasyonlarda biraz daha sadeleşmeye gidiliyor. İşte sıkı para politikası uygulanıyor faiz artırım süreciyle. İşte kısmi olarak sıkı bir maliye politikası uygulanıyor ve dolayısıyla bunların piyasadaki etkisini gördük. Aslında düzeltiyorum son cümleyi. Piyasadaki etkisinden daha çok aslında gördüğümüz şey normalleşme fiyatlamasıydı. Yani piyasa ya tamam bak artık çok piyasaya müdahale edilmeyecek. Biraz daha kendi haline bırakılacak, kendi döngüsünde fiyatlanacak hikayesini biz bir ralli izledik. Şimdi bu ralli bitti mi? Bir es verdi. Bu esin sebeplerine bakmak gerekiyor. Yatırımcı bir kere bunu bilmeli. Yani neden bu piyasa durdu? Neden devam etmiyor? Şimdi biz normalleşmeyi fiyatladık, bitti arkadaşlar. Tamam, bu hikaye şu anda bitti. Hani şey gibi düşünün, bilanço dönemlerinde nasıl bir beklenti satın alınır, sonra gerçeklere dönülür. Şu anda da bunu yaşıyoruz. Bir yeniden normalleşiyoruz. Okey, fiyatlandı. Şimdi ise normalleşmenin daha doğrusu gerçeklerine döneceğiz. Yani evet tamam güzel normalleştik ama şimdi bir röntgeni çekelim bakayım. Neler oldu? Neler oluyor? Gerçekten neler olacak? Önümüzdeki aylarda, yıllarda bizi ne bekliyor? Piyasanın şu anda sormuş olduğu soru bu. Yani gerçeklere döndük. Şimdi gerçeklere dönünce
Aslında realitede böyle çok da sevimli bir tablo içinde olmadığımızı gördü borsa. Önemli arkadaşlar söylediklerim. Yani taşıdığınız her hisse senedinin hikayesi aslında buradan geçiyor. Biraz sonra bazı şeylere değineceğim. Önemli. Çünkü taşıdığınız hisse senetlerinin hikayesi bir ülkenin hikayesinden çok çok da uzaklaşamaz. Her Evet. şirket bulunduğu kabın şeklini alır. Yani mikrodan makroya geçiş, makrodan mikroya geçiş çift taraflı çalışır her zaman. Her ne kadar kısa vadeli etkiler, tepkiler görünse de bir yere kadar uzaklaşabilirsin. O yüzden bizim şu anda asıl bakmamız gereken şey, hani piyasa uçuyor ve bunun içerisinde en iyi hisse senedini seçmeliyim. İşte %50 gitti, öbürü %130 gitti. Hangisini alsam, hangisi direncine geldi hikayesinden daha çok. Bizim şu anda içinde yaşadığımız koşullar borsa için tamam mı diyor, devam mı diyor? Yani o yüzden bu sorular çok önemli. Yatırımcı illaki ben onu mu alayım, bunu mu alayım hikayesinden şöyle biraz uzaklaşıp şöyle bir baksınlar yani bulunduğumuz yere. Bir de bizim perspektifimizden baksınlar. Ne diyor bu insanlar? Ne diyor bu senesini, yıllarını işte piyasaya vermiş insanlar olarak? Çünkü artık matematik, çünkü artık finansal okuryazarlık, çünkü artık hatta abartıyorum, finansal mühendislik, daha da abartıyorum, borsa mühendisliği çok daha önemli olacak. Çünkü para artık biraz böyle ağızda değil, boğazdan mideye doğru geçmeye başlıyor. Onun için de her elime attığımdan ben kat 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 kazanırım. Hikayesi zora girmeye başlıyor. Bilgisi olan, becerisi olan para kazanacak. Bu 2-2-4. O yüzden şimdi bir hikayeyle buraya geldim. Sosyal medyada çokça bir şey söylendi. Bak çok klasik bir cümleyi söylüyorum Seda. İşte enflasyon rallisi. Ya o kadar Evet. çok duydum ki, o kadar çok duydum ki. Vallahi gurur ve onurla şunu söylüyorum ki, ya bu enflasyon rallisi diye bir şey yoktur diyen bir uzman oldum ben. Bayağı da taşlandım. Böyle hala kırıklar şuralarda, bilmiyorum oradan görünüyor belki ama gerçekten bayağı taşlandım. Bayağı dalga geçtiler. Böyle ta bilmem işte 200 yıl önceki tweetlerimi bulup filan yorumlarımı bulup altına işte ya ne oldu tek gün işte bak böyle yazıyordun filan bak borsa nasıl uçuyor filan. Sanki biz borsa uçmayacak demişiz gibi. Sadece doğru kelimeleri doğru cümleleri kullanmak öyle önemli. Ya cümlenin ne önemi var? Borsa gidiyor ya bak. En büyük hatamız burada. Hep bugünü kurtarmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Önüme gelsin balık, yiyeyim. Şu an karnım doysun. Yarın Allah kerim. Arkadaşlar lütfen. Yani yarın da karnınıza çıkacak. Yarın da balığa ihtiyacınız olacak. Biraz öğrenelim değil mi bir şeyleri? Bak çok önemli. Biz işte diyoruz ki doğruyu öğrenin ki yarın bir gün tekrar aynı enflasyonu yaşarsınız. Aynı enflasyon durumunda bu sefer farklı bir politika yürütülür. Siz dersiniz ki o enflasyon geldi. Ben nasıl olsa her türlü kazanacağım. Enflasyon rallisi diye bir şey var ya sözde. Ben yine girerim böyle çekim hemen kredileri onları bunları koşturayım borsaya nasıl olsa 1'e 100 kazanacağım filan. Arkadaşlar işte gelecekte hata yapmayın diye bugünden uyarıyoruz. Enflasyon rallisi yoktur diyoruz. Enflasyon rallisi tabii ki yoktur. Bana sürekli Arjantin'e örnek verip durmayın yani. Lütfen bana biraz Amerika'ya örnek versiniz de, bana biraz Almanya'ya örnek verin, enflasyon yaşayan büyük ülkeleri örnek verin. Borsaları 3 seneden beri kurtulabilmiş mi? Eski zirvelerini geçebilmiş mi? İlk 1,5 sene. Şimdi son dönemde okey biraz iyileşme var. Ama neden? Adamlar enflasyon yaşıyor diye çok ciddi bir sıkı para politikasına girdiler. Çok ciddi bir faiz artırımına gittiler. Al işte bugün gördük Amerika'da çekirdek tüfeği. Bak 0,3 beklenti 0,2 geliyor filan. Bir kıpırdama var demek ki
ekiyorsan biçiyorsun. Şimdi onlar ektiklerini biçme dönemine girdi. Hani resesyon biraz uzaklaşıyor mu filan. Enflasyon etkisi gidiyor. Acaba biraz daha Merkez Bankası şu acımasız tavrını bırakır da piyasaların üzerinden borsalar yeniden koşmaya başlar mı? Onun fiyatlaması var. Ama unutmayalım 1,5 sene boyunca ayı piyasasındaydı. E orada da enflasyon vardı. Neden ayı piyasasında yer aldı Amerika'sı, Avrupa'sı, gelişmiş ülkeleri? Veriyorlar veriyorlar bana Arjantin örneğini veriyorlar. Yani iyi ki öğrenmişler bir Arjantin. Yani alakasız bir ülke, alakasız bir ekonomi. Neymiş enflasyon yaşıyormuş, orada neden borsa uçuyormuş? Sizce yanlış politikalar. E biz de yanlış politikalar kimine göre yaptık? İşte eksi reel faiz oldu 60 puan. E senin eksi reel faizin 60 puan olduğu için borsan uçtu. Enflasyonun yüksek olduğu için uçmadı ki. Lütfen gerçeklerle yüzleşelim. Yani neymiş paranın değeri çok yükseliyormuş. Şey, para ucuzluyormuş da o yüzden onu, bakın ne kadar yanlış ya. Ya yani insanlarla da dalga geçiyorlar, diyorlar ki hani paramız yoksa o zaman Merkez Bankası para bassın. Kepsleri vardır böyle Seda, meşhur Evet. bak. Paramız yoksa Bir hani dönem o sıkça zaman döndü Twitter'da. he, bunlarla dalga geçiyorlar. Sonra dönüp şu laflar ediliyor. O bu bilmiş bilmiş, özür diliyorum ama konuşan arkadaşlar Estağfurullah. ya işte 10 liralık şey 100 lira oldu. Nasıl bu hisse senedinin değeri aynı kalacak? İnanamıyorum. Yani inanamıyorum. Yani böyle bir yorum yapılamaz. Ya yapılamaz, bu bir kere finansal matematiğe ters, her şeye ters. Yani borsa böyle, şirket değerlemesi böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani enflasyonda fiyatlar uçuyor diye şirketlerin değerinin de fiyatı. Ve bunu gerçekten çok şaşırdım, insanlardan duydum yani. İnanamıyorum. Yani bir baştan beri söylüyorum, bizim borsamızın yükselmesinden büyük değeri getiri arayışı oldu dedim. Yani neden getiri arayışı oldu? Alternatif başka gidebilecek bir yer yoktu. İnsanlar parasını götürse mevduata %10-15 olacaktı. %80-90 enflasyon hissederken. Dolar Evet. durdu, KKM var, kilitlendi. Altına Şu anda gidemiyor, da durmuş oraya durumda. gidemiyor. E parasını yastık altı yapsa parası eriyecek. Mevduata koysa eriyecek. Dövize koysa eriyecek. Bir borsa kulaktan kulağa fıs 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 konuşuldu. Herkes borsaya koştu. Bir aşırı talep, aşırı talep tık 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 yükseldi.